Merhaba arkadaşlar, Kutatku Bilgi okumalarımıza devam ediyoruz. Bugün Kutatku Bilgi'nin pratik çerçevesine başlıyoruz. Teorik çerçevede töre, kut, akıl ve gönül kavramlarını analiz etmiştik. Pratik çerçevede ise iyilik erdemi, doğruluk erdemi, edep ve haya, ruh ve beden münasebeti ve aile tasavvurunu inceleyeceğiz. Daha sonra bu bittiği zaman da toplumsal ve siyasi anlayışına ee, geçmiş olacağız. Şimdi bugün sizlerle iyilik kavramını nasıl anlıyor? Yani iyi ve kötü kavramlarının Kutat Kubik'te nasıl anlaşıldığını e, ele almak istiyorum. Öncelikle iyi kavramı e, zaten kendi içerisinde e, tartışılan ve baktığımız yere göre de bazen anlamı değişebilen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Peki Yusuf Asacık bunu nasıl yorumluyor? Gelin beraber bakalım. Şimdi iyi aslında insanın düşünerek ve irade ederek hareket etmesinin sonucunda ortaya çıkan bir kavram. Çünkü hatırlayacaksınız İslam ahlak felsefesinde biz i̇bn Sina, Farabi merkezli aslında varlığın iyilik üzere olduğunu, kötülüğün ise yokluk olduğunu ifade etmiştik. Burada da iyilikten kasıt insanın yapıp etmelerinden ortaya çıkan davranışlar ya da uygulamalar. Çünkü tabiatın kendisi bizatihi Varlığın e, içinde irade olmadığı için ve e, kendi tercihleriyle değil de içgüdüsel olarak bunu yerine getirdikleri için tabiatın kendisi bizatihi iyi olarak telendiriliyor. Peki burada iyiyi e, ortaya çıkartan ne? Dediğimiz gibi düşünerek ve irade ederek hareket etme diyebiliriz. Şimdi burada e, kime göre ve neye göre iyi diye sorduğumuz zaman ne çıkar karşımıza? Burada farklı yaklaşımlar çıkıyor. Mesela Platon'un yaklaşımı, Aristoteles'in yaklaşımı bu noktada karşımıza çıkıyor. Platon, e, halk için, sıradan insanlar için iyinin zevkte olduğunu, aydın ve e, düşünce ehli içinse iyiliğin e, fikirde ve e, düşünce dünyasında olduğunu ifade ediyor. E, Aristoteles ise e, üç tür e, kişide iyilik tasavvuru olduğunu, hazza dayalı, menfaate dayalı ve erdeme dayalı iyilik tasavvuru olduğunu ifade ediyor. Ve bu noktada e, özellikle e, mesela hazla dayalı e, iyilik tasavvurunun e, çok basit bir şekilde dağıldığını, menfaate dayalı iyilik tasavvurunun e, belli bir e, tutkunluğu olduğunu ama yine dağılmaya mahkum olduğunu ama erdeme dayalı olanın değişmeyenin mutlak iyilik olarak da nitelenerek değişmeyenin arkasında olduğunu ifade ediyor. Şimdi biz Yusuf Bey geldiğimiz zaman e, nasıl e, bunu yorumladı yorumluyor, onu bakmamız lazım. Yusuf Hasacip de Hazla dayalı erdemle menfaate dayalı erdemi birleştiriyor. Burada karşımıza çıkan bir menfaate dayalı bir de ilahi olan, değişmez olan erdem var. Yani Yusuf Asacık burada gerçek iyiliğin ilahi olan olduğunu söylüyor. Peki ilahi olan ne demek? Ona bakmak lazım. İlahi olan bir eylemi yaparken menfaate dayalı olarak yapmaksızın bizatihi iyi olduğu için, bizatihi doğru olduğu için yapmaktır. Şimdi bunu da e, üç tür ifade edebiliriz. Yani ilahi olanı ayırt etmek için. İnsanoğlu eylemlerinde üç bir davranış şekline sahipti. Birisi e, zalim yani yapması gerekeni yapmayan ve insanlara zulmeden, canlılara zulmeden bir kişi. İkincisi adil, yapması gerekeni yapan ve bunun ötesine geçmeyen. Üçüncüsü ise ilahi. İlahi e, tanrının verdiği gibi karşılıksız veren ve onun e, yeryüzünde, güneşi bütün insanların üzerine doğurduğu gibi bizim de iyiliğimizin, güzelliğimizin bütün insanlara yansıması şeklinde ifade edebileceğimiz bir anlayışla el alınıyor Kutat Kubrik'te. Yani Yusuf Asacip değişmeyeni ilahi olan da buluyor arkadaşlar. Şimdi iyiliğin ve kötülüğün insanlardaki yansıması noktasına gelince Yusuf Asacip aslında doğuştan itibaren insanlarda iyi ve kötü yani doğuştan iyi ve doğuştan kötü insanların bulunduğunu söylüyor. Bunların özlerinin değişmeyeceğini söylüyor. Bunlar azınlıkta ama yani çok az kişi bu şekildedir diyor. Ama çoğunlukta olan iyilerle iyi, kötülerle kötü olandır. Yani değişebilen insan sayısı çok fazlayken değişmek sizin kalan ve iyiliği ve kötülüğü hayatı boyunca idame ettiren bir grubun da grubun da varlığını ifade ediyor. Şimdi bu genelde İslam ahlak felsefesi açısından çok benimsenen bir tutum değil. Yani Farabi olsun, Gazali olsun, İslam ahlak düşüncesindeki filozoflarımız insanın davranışlarının eğitimler ve bir takım alışkanlıklarla değiştirilebileceğini iddia ediyorlar. Farabi de aslında kabul ediyor. Yani insanın bir takım niteliklerle bir takım yeteneklerle geldiğini ve bu yeteneklere doğru yöneltildiğinde o konuda başarılı olduğunu söylüyor. Ama Farabi bunun değişmez olmasının kabul edilemez olduğunu, işte aynı şekilde Gazali de ahlakın belli bir noktadan sonra eğitimle ve alışkanlıklarla değiştirebileceği konusunda e, Farabi gibi değişebileceği konusunda e, vurgu yapıyor. Ve bu nedenle de e, hayvanlarda dahi bir değişiklik yapılabiliyorsa insanların niçin değişmemesi düşünülebilir şeklinde de e, böyle bir e, soruyla ortaya çıkıyor. Şimdi e, insan Doğuştan bir e, kötülüğe ya da doğuştan üstün bir e, niteliğe e, sahipse, o zaman e, bunu değiştirmek işte Faravi ve Gazali de e, daha zor olabilir diyor ama yine değişir. Yani e, çünkü insanlar kendi e, gidişatına aykırı bir şeyle karşılaştıkları zaman bunu benimsemekte zorlanacaklardır diyor. Yani şöyle düşünebiliriz bir e, yukarıdan aşağı akan bir nehir düşünelim. Onun önüne set koymak e, nasıl zorsa bu insanların e, içinden gelenleri durdurmak da o, o seti koymak gibi olacaktır diyor. Şimdi onun için Farabi özellikle insanların bilgiyle aydınlanarak davranışlarının değişmesini bekliyor. Yani ahlak da özünde benimsenmiş olan ve kötülüğe meyletmeyen bir bir e, yapıda analiz ediliyor. Çünkü içinde hala o istek varsa bunu tam ahlaklık olarak nitelendirmiyor. Şimdi burada ee, mesela şöyle bir ifade var Mesela Kur'an-ı Kerim'deki Hızır kıssasından hareketle e, Belki Yusuf'a Sâcib'in dediklerine e, bir e, altyapı oluşturulabilir e, Belki onun üzerinden gidilebilir Mesela çocuğa gence anasıyla babası mümin kimselerdi Bu çocuğun onlara azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk diye bir gerekçeyle Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir kıssa var Şimdi burada kısa tabii çok tartışılıyor. Bunun üzerinde çok müzakerelerde bulunuyor. Fakat biz ahlak felsefesi açısından düşünecek olursak yani kısaca kıssanın üzerinde duralım. Yani Hz. Hazreti, Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam beraber gidiyorlar. Fakat Hızır diyor ki sen benim yaptıklarımı anlayamazsın, dayanamazsın diyor. Fakat o ben dayanırım diyor. En sonunda işte çocuğun öldürülmesi noktasında Hz. Musa itiraz ediyor. Şimdi bu kıssanın bütüncül olarak mahiyetini kuşatmamız mümkün değil. Ama bizim orada yani kendi anladığımız kadarıyla bizim durmamız gereken Hz Musa'nın konumudur. Yani biz insan olarak, insani düzlemde çocuğun kesinlikle ve kesinlikle öldürülmemesi gerektiği kanaatiyle hareket etmek zorundayız. Ve asla mesela bu noktadaki kararımızdan vazgeçmemeliyiz. Çünkü Hz Musa'nın oradaki tavrı da o çocuğun öldürülmemesiyle ilgili. Ama... İşte hayatın içerisinde pek çok şey oluyor. Bunun bütün boyutlarıyla bilmemiz mümkün değil ama insanın insani yönünün bu noktada kesinlikle itirazi bir kayıt bulundurması gerektiği insan olarak orada ifade ediyor. İşte bu kısa belki Yusuf Asacib'in doğuştan kötülükle ilgili ifade ettikleriyle ilgili bir kanıtlama olabilir şeklinde ifade etmiş ama dediğim gibi doğuştan kötülüğün devamlı olacağı ile ilgili İslam filozoflarının genel kanaati bu noktada ee, olumsuz yönde onlar e, alışkanlık ve davranışlarla değiştirebileceğini ifade ediyorlar. Şimdi eğer iyilik ananın ak sütüyle insanın ruhuna girerse o kişi ölünceye kadar doğru yoldan çıkmaz. İnsanın yaratılışından gelen silmiş olan ahlak ölüm bozmadıkça kesinlikle bozulmaz. Ana karnında oluşan doğa ve terbiye ancak kara toprak altında insanı terk eder. Yani bu şekilde açık bir şekilde Yusuf Asayi bu konudaki tutumunu ifade ediyor. Bu noktada bir de e, asalet konusuna bakılması lazım tabii Çünkü Türk düşünce tarihinde e, nesep bağda önemli bir bağ olarak karşımıza çıkıyor ve Yusuf Asacip de asaleti e, kurguluyor ve asalet bağının e, bu noktada kişinin asil bir yapıya sahip olmasının e, önemli olduğunu söylüyor. Şimdi bu insan için tabii ki değerli bir şey yani asil olmak dediğimiz şeyine onu önce tartmamız lazım yani insanın Asil bir tabiata sahip olması. Yani buradaki asaletten kastımız sadece nesebin getirdiği bir asalet mi? Yoksa başka bir unsur da var mı? Burada Yusuf Asacip'in kastettiği asalet aile terbiyesini kapsayan bir asalet. Yani siz eğer ailenizdeki o vakarlı, ağır başlılığı ve hilim sahibi olarak ortaya çıkan tutumu devam ettirmiyorsan siz de asil değilsiniz. Yani onun için bizim asil olabilmemiz için o aile terbiyesini devam ettirecek bir vakara ve dürüstlüğe sahip olmamız lazım. Birinci asalet bu. Yani aileden kazanılan neseple beraber gelen asalet bu. Yani eğitim ve öğretimle çocuklarımızı kendi ailemizin kültürünü düzgün bir şekilde öğreterek onun ağır başlığı vakur ve sebat sahibi bir insan olmasını sağlamamız. İkinci asalet ise Ailede yoksa bilgiyle gelen hasalet yani kişi eğer hayatın içerisindeki öğrenimleriyle düzgün bir anlayışa sahip olur ve bunu hayat aktarsa bu da asil bir tabiata sahip olmanın bir unsur olarak zikredilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu şeklindeki ayet insanların bilgiyle yükseleceği ve üstün olacağı noktasında ee, bir e, tasavvura bizi götürüyor. Onun için kişinin iyi olması için sadece nesebi yeterli görülmez. Onu demin söylemiştim. İyilik tabiatı ona eşlik etmelidir. Yani asaletin temel şartı Kutatkubrik'te e, iyiliktir. Ama asalet iki türlü kişiye gelir. Birincisi nesebinden yani ailesinden soydan e, eğitim ve öğretimine gelir. İkincisi de eğer ailesinde yoksa dışarıdan aldığı eğitimle bu asaleti elde etme imkanına sahip olur diyor. Şimdi eğer soyu babadan temizse ondan memlekete fayda ve iyilik geleceği ifade ifadedir. Yani burada dediğim gibi kişinin devlet dediğimiz o klasik dönemdeki eğitim, kültür ve hayata anlama noktasındaki tecrübeleri Yusuf Asacip'e göre büyük önem taşıyor. Onun için iyi insanın bu noktada hem aileden hem de çevreden iyiliği öğrenmiş olması ve onu idame ettirmesi gerekiyor. Şimdi iyiliğin ve iyinin değerini ancak iyi insanların anlayabileceği, diğer insanların bunu anlamasının ise zor olduğu ifade ediyor. E, ee, i̇yiliğin tabiatının değişken olmadığı ve varlık olarak nitelenmesi gerektiği, kötünün tabiatının ise değişken olduğu ve yokluk olarak nitelenmesi gerektiği söyler. Demin de ben söylemiştim. Farabi ve i̇bn Sina'da da bunu görüyoruz. Yani Farabi ve i̇bn Sina iyilik tabiatının varlık olduğunu, kötülük tabiatının ise yokluk olduğunu ifade ediyorlar. Bu noktada hareketle e, asli iyiliğin kişinin var olması ve varlığa katkı yapması. Kötülüğün ise insanın iradeleriyle beraber arazi olarak varlığın iyiliğine engel olması. Varlıkta ortaya çıkacak iyiliklerin önünü kesmesi şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi iyiliğin karşıtı olan kötülük nasıl ifade ediliyor Kutatgül'de? Yanar ateş olarak ifade ediliyor ve bu zulüm olarak tanımlanıyor. Bu ateş yaklaşana yakar, bunu düzene sokup iyiliğe çeviren ise kanun olarak ifade ediliyor. Yani kanun kötülüğü ortadan kaldırır. Yani bir devletin varlığını idame ettirmesi, bir kişinin kendisini bütüncül bir şekilde zihinsel ve ruhsal olarak, bedensel olarak bütüncül bir şekilde hayata katkı sağlayacak hale getirmesi kanuna uymasına ve kanunun gerektirdiği şekilde davranmasına bağlı. İyiliğin hakim olduğu yerde hayat, kötülüğün hakim olduğu yerde ise ölüm vardır. Ve bu nedenle Yusuf Asacip'in dünya hayatının geçici olduğunu vurguladığında görüyoruz. Ve geçici olanın ebedi olana değişilmemesi gerektiği, bu Kur'an-ı Kerim'de de vardır. E, geçici olan yerine mutlak iyiliğin ve ebedi olanın, değişmeyenin tercih edilmesi e, esastır. E, bu noktada bir husus daha var, onu da ifade edeyim. E, Yusuf Asacip, iyilik tabiatına e, sahip olan insanların, Özellikle arkadaşlarını seçerken dikkatli olması gerektiğini söyler. Zaten kendi tasnifi neden doğuştan iyilik, doğuştan kötülük söylemiştik. Ee, i̇şte o aradaki kötülerle kötü, iyilerle iyi dediğimiz noktaya geldiğimiz zaman insanın arkadaşlarını ve arkadaş çevresini belirlemesi bu noktada en önemli unsur. Yani denenmiş ve sınanmış kişilerle arkadaş olduğu. Yani önüne gelen herkesi arkadaş olarak, dost olarak benimseme diyor. İyi ile kötü hiçbir zaman uyuşmaz doğru eğriyle başa çıkamaz. Her şey kendisi gibi olana katılır şeklinde bunu vurguluyor. Bu nedenle de insanların kötü insanlardan uzak durması ve iyi insanlara yakın durması gerektiğini söylüyor. Şimdi toplumsal tasavvur açısından önemli bir tavsiyesi de var Yusuf Asacip'in. Bize diyor ki iyi insanları takdir edin, kötü insanları da yerin. Yani onları olumsuz davranışlarını ortaya koyun. Ee, özellikle ifade edin. Şimdi eğer e, kötüye değer verip iyiye değer verilmezse o zaman iyilik toplumsal hayatın içerisinden çıkıp gider. Bu nedenle Yusuf Azatçı bize şunu vurguluyor. Diyor ki iyileri takdir edin, kötüleri ise yerin. Çünkü kötüleri yerdikçe kötüler davranışının kötü olduğunu düşünür. Fakat toplumda şöyle bir şey var. Eğer kötüyseniz etraftaki insanlar sizin şerrinizden korunmak için size iyidir diyebiliyorlar. Çünkü e, demin de dediğimiz gibi e, iyi ile iyi olan, kötü ile kötü olan insanlar çoğunlukta. Yani e, çünkü eğer böyle olmasaydı yeryüzündeki bu yanlışlıklara, zulümlere, haksızlıklara e, insanlar ortak olmazdı. Çünkü e, Firavun'un yaptığı zulme o Firavun'un halkı ortak olmasaydı Firavun bunu yapamazdı. Hitler'in Almanya'daki zulmüne e, Alman halkı e, karşı çıksaydı bu e, yanlışlar yapılmazdı. Onun için insanın temel görevlerinden bir tanesi kötüyü eleştirecek ve kötünün yanında yer almayacak şekilde kendini, hayatını ortaya koyması. Bu nedenle de Yusuf Has en çok vurgu yaptığı şey insanın yaşam içerisinde kötülüklerle beraber olmaması, yaşamını temiz tutarak sağlam bir zemin ortaya koyması gerektiğini ifade ediyor. Şimdi bu noktada insanın iyiliğinin işte iyiliği iyiliği takdir, kötülüğü tekdir aynı şekilde vefa yani hayatın içerisindeki dostlarına, arkadaşlarına karşı da sağlam bir arkadaşlık bilinci, dostluk bilinciyle vefa örneği sergilemesi. Başkasının kendi üzerindeki emeğini takdir etmesi ve bu emeği asla inkar etmemesi gerektiğine vurgu var arkadaşlar. Yani çünkü eğer bir insan üzerindeki emeği takdir etmezse, özür dilerim, onu bir öküz olarak nitelendiriliyor. Yani tabirlerde de hakikaten e, kişinin e, durumunu özetler mahiyette. Yani insanın üzerindeki emeği takdir etmemesi onu insanın incelikten çıkartacak vurgusu. Yusuf'a sahip baskın. Şimdi e, iyi insanları anlamak için e, yüzüne bakmak yeterli diyor. E, şimdi burada e, iyi insanın yüzü ve dış görünümü onun iyiliğinin bir kanıtıdır. Kişinin iç dünyası onun dış görünüşüne yansır diyor. Şimdi bu e, tabii ki ee, hani anlayan insan için insanlar e, davranışlarıyla karşısındaki insanın tutumlarını algılayabiliyorlar. Yani e, şimdi insan için tabii şekli önem vermek gerekir diyoruz. Şekil e, e, yani tamamen şekle bakarak yargılamamak gerektiğini söylüyoruz ama sonuçta insanın e, duruşu, oturuşu, kalkışı, bakışı, giyinişi, kuşanışı karşısındakine bir e, imaj verir. Yani e, çünkü insanın gözleri davranışlarının ve e, konuşmalarını, insanlarla olan ilişkilerini e, ifade eder. Onun için e, Yusuf Azaci diyor ki insana bütüncül bir şekilde baktığınız zaman onun hareketlerindeki e, e, çelişkileri ya da doğru tavırları çözümlerseniz o insanın e, nasıl bir kişiliğe ve karaktere sahip olduğunu da anlamaya e, başlarsınız diyor. Onun için Yusuf Azaci'nin ee, akıl ve gönül dediğimiz şey buydu işte. Yani insan eğer akıl ve gönül gözüyle hayata bakabilirse olayları yorumlarken ve kişilerin davranış ve tutumlarını yorumlarken e onun iyi ya da kötü bir insan olup olmadığını da e feraset dediğimiz, feraset dediğimiz e o iç içgörüyle anlamlandırabilir şekilde. Bunu vurguluyor arkadaşlar. Ee, yani kişinin yaşam biçimi onun e, yüzüne de yansır diyor arkadaşlar. Hayatına da yansır diyor. Şimdi burada e, ben e, bugünkü müzakeremi bitiriyorum. Haftaya doğruluk erdemiyle e, müzakeremize devam edeceğiz. E, konularla ilgili sorularınız olursa bunları da e, iletebilirsiniz arkadaşlar. E, ben hepinize teşekkür ediyorum. E, i̇yi günler diliyorum.